Şöyle bir kabın içine nohutlarımı döküyorum. Her şeyi ilk başta azar azar koyalım. Daha sonrasında arttırmamız mümkün. Bir diş sarımsak atıyorum. Kimyon atıyorum. Ve limon sıkıyorum. Zeytinyağımı da yanıma alayım. Bir parça zeytinyağı koyalım. Şurada bunları yerleştirelim. Bir parça daha zeytinyağı koyuyorum. Tuz atalım. Karabiber atalım. Biraz daha limon sıkacağım. Bir yarım limon kadar daha. Şöyle sıyırıp devam edebilirim. Şimdi humusum hazır. Tavuklarımı alayım. Kemikli kısmı bana bakacak şekilde bir iki tane açalım. Şöyle yan yana koyalım. Tuz koyuyorum. Hepsine azıcık. Bir parça karabiber koyuyorum. Salamura yapraklarım var. Fazla fazla koyuyorum. Kenarına atabilirim. Eğer saplı kısımları varsa saplı kısımlarını da atmanızı tavsiye ederim. İçine bir parça humus koyuyorum. Yine fazla koyabilirsiniz, kenardan taşabilir. Onları alırız daha sonra. Şimdi başlayalım sarma işlemine. Hep dediğim bir şey var, istasyon istasyon çalışın. Yani hep işleri sırasıyla yapın. Şimdi bunları bir ip yardımıyla saracağız. İpimizi alalım. Boynumuza dolayalım. Bildiğiniz sıkıca bir düğüm atıyoruz. Daha sonra kesiyoruz. Tavuklarımız hazır. Şimdi bunları bir tavada önce güzelce karamelize edeceğiz. Daha sonra da 200 dereceye getirdiğimiz fırına atacağız. Tavamın altını açıyorum. Önce ısınması lazım yağ koymadan önce. İçinde görmediğimiz su partikülleri olabilir. Daha sonra zar kadar koyalım. Dumanı görmeden asla tavuklarımı koymuyorum. Dumanı görmek istiyorum çünkü amacım karamelize etmek. Dumanları görmeye başladık. Tavuklarımızı koyalım. Bir parça tuz ve karabiber mutlaka atıyoruz. İçine attık ama dışına da atmamız gerekiyor. O karamelize olurken tuz ve karabiberle buluşması gerekiyor. Bir dakika kadar hiç dokunmuyorum. Çok güzel kokular geliyor. Ama bir dakika kadar hiç dokunmuyorum ki altı karamelize olsun. Ve tava kendini toparlasın, ısısı kendini toparlasın. Şöyle yanıma alayım. Tavuklarımı her bir tarafını döndüre döndüre pişiriyorum. Her tarafı bu altın sarısı, altın kahverengiye döndüğünde artık altını iyice kısıyorum. Çünkü içine tereyağı girecek. Tereyağı yaklaşık 140-150 derecelerde yanıyor. Onun için altını kısmam lazım ki tereyağım yanmasın. Tereyağı atayım. Bir ceviz büyüklüğünde tereyağı atıyorum. Birazcık taze kekik atıyorum, aroması karışsın. Çatapat gibi patlar bir süre. Ama daha sonrasında gerçekten güzel kokular gelmeye başladı. Şöyle üzerine besliyorum. Şöyle her tarafını döndüreyim. Artık bunları alıp fırına atabilirim. Yaklaşık 7-8 dakika sonra 200 derecelik fırında hazır hale gelecek. Nar gibi kokular, kızarmış mis. İplerini keselim, iplerini asla unutmayalım. Restoranlarda yaşanan kazaların başında o geliyor misafirlere. Uçlarını keselim, her iki tarafından da şöyle. Şöyle birinci parçamızı koyalım. Mini turplarımı doğruyorum. Bu sefer bunları şöyle yan yana koyuyorum. Tabakta paralel güzellik elde etmek için. Mini karnabaharlarımız var. Onların da tepelerini alalım. Hafif asit de versin diye şöyle üzerinden geçelim. Gerçekten çok güzel kokular yükseliyor.